Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tava ölçüsüyle müthiş bir elmalı kurabiye yapacağız. Hemen hamuru yoğurarak başlayayım. 250 gram tereyağı ya da margarin de kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı nişasta, pudra şekeri, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt. Şimdi bu bütün malzemeleri şöyle mikserle güzelce çırpacağım. Çok daha güzel oluyor. Daha güzel bir hamur ortaya çıkıyor. Mikseriniz yoksa aynı işlemi el çırpıcısıyla da yapabilirsiniz. Tamamdır, yeterli. Çok güzel böyle krema kıvamına geldi. Şimdi içerisine yavaş yavaş un ilave edip size sonunda ne kadar un ilave ettiğimi söyleyeceğim. Muhakkak unu yavaş ilave edin arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı dahi fazla giderse hamurunuzu istediğiniz gibi açamazsınız. Bir paket de kabartma tozu. Şimdi hamuru güzelce yoğuruyorum. Böyle kulak memesi kıvamı diyoruz ya, işte tam öyle yapacağım. Böyle mikserle çırparsanız ya da daha öncesinde böyle el çırpıcıyla çırparsanız hamurunuzun kalitesi müthiş güzel oluyor. Böyle çırparak yapmanızı tavsiye ederim. Hamurun güzel olmadığı falan böyle çok dağılıyor diyenler için özellikle tam tarif. Bakın böyle krema gibi bir görüntüsü var. Bunu her zaman böyle yavaş yavaş katarak yoğurun. Yoğurdum. Tam 5 su bardağı un gitti arkadaşlar. Şöyle toparlayayım. Çok fazlasıyla da un kullanmayın. Tam 5 su bardağı dolu dolu un yeterli geldi. Şimdi hamuru birazcık dolapta dinlendireceğim. Ondan sonra açıp şeklini vereceğim. Bakın hiç dağılmıyor. Mikserle yaptığınız zaman hamurunuz çok kaliteli ve çok güzel oluyor. Şöyle strete sarayım. Ters oldu. Dolapta ben iç harcı hazırlayana kadar, sadece çok fazla değil, dinlensin. Ben iç harcı hazırladıktan sonra hemen devam edeceğim. Dört adet orta boy elmayı rendeledim. Hemen ocağın altını yakıyorum. İçerisine 3 yemek kaşığı dolu dolu şeker ilave ediyorum. 3 ya da 4 de olur aslında. 4 ilave etmeye karar verdim şimdi. 4 yemek kaşığı şeker. Bir de bırakayım. Şimdi bu şekilde bırakacağım. Yüksek ayarda şöyle 1-2 dakika sadece kavuracağım. Yeterince kavurdum. Artık altını kapatıp içerisine hemen hemen 1 çay bardağı dolusu ceviz. Size göre değişir. 1 çay kaşığı da tarçın ilave ettim. İç harcım bu kadar. Hazır arkadaşlar. Şimdi artık hamuru dolaptan çıkartıp şeklini vermeye başlayayım. Masanın üzerine un serpiyorum. Çok öyle bilinmedik bir kurabiye değil arkadaşlar. Bilindik şekliyle yapacağım. Hamuru güzelce açıyorum. Gayet rahatlıkla açılıyor ama arada böyle un serpin. Ben küçük küçük hiç uğraşmayacağım. Gayet böyle büyük büyük yapacağım. Siz de hiç uğraşmayın derim. Çok aşırı da inceltmiyorum. Gayet rahat bir şekilde gördüğünüz gibi açıldı hamurum. Çok güzel bir hamur oluyor arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle bir kasede yapacağım ben. Büyük olmasını istediğim için, ama isterseniz bardakla da yapabilirsiniz daha küçük istiyorsanız. Senelerdir yaptığım klasik şekil. Birçoğumuz da yapıyoruzdur muhakkak. Thank you.
küçük küçük uğraşmayın bence. Tamamdır. Şimdi şu aradakileri alayım. Bunları tekrar açacağım. Şöyle bir aparatla kaldırırsanız daha düzgün bir şekilde olacak. Önce kaldırayım, sonra harcımı koyacağım. Çünkü sonrasında kaldırması zor olabilir. Harçtan hemen hemen şöyle bir tatlı kaşığı kadar koyuyorum. Şöyle orta kısma doğru. Şekilde tutup iki ucunu birleştiriyorum. Bu şekilde. Gayet de büyük büyük oluyor. Hiç öyle küçük küçük uğraşmayın derim. Şunu yapması 5 dakika hemen hızlıca. Hamur da rahat açıldığı için. Diğer kalan hamurları da açtım. Onları da yaptım arkadaşlar. Bütün hamurlar bu şekilde bitti. Bunlar artık sonuncusu. Şimdi tepsiye diziyorum artık. Gayet kolay, pratik ve lezzetli bir kurabiye oluyor. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında hafif üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Çok fırında tutmayın. Bu aşamaya da dikkat edin arkadaşlar. Kurabiyeyi fırından çıkardım. Ve 15-20 dakikadır da soğuyordu. Tam böyle tüketmeye yakın pudra şekerini serpin. Yoksa kurabiyeleriniz de yumuşama olacaktır arkadaşlar. Ona da dikkat edin. Ben şimdi hemen servis edeceğim için üzerine bolca pudra şekeri serpiyorum. Soğuduktan sonra iyice soğumadan bu işlemi yapmayın. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Çok güzel böyle ağızda dağılan müthiş bir kurabiye oldu. Ben şöyle bir tanesini alayım. Hemen sizler için tadına bakacağım. Harika olmuş arkadaşlar. Keşke elimde olsa da sizlere tadına da baktırabilsem. İçi falan çok güzel pişti. Ortalama 20-25 dakikada gayet güzel de pişiyor. Ve bu lezzetli kurabiyelerin tadına sizler de bakın. Artık videomu burada bitireyim. Seval Mutfak'ta 2 kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen yukarıya ve sonuna bağlantıları ekleyeceğim. Bana oradan da destek olabilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup 1'den 10'a kadar puanlarınızı yorum kısmına bırakabilirsiniz. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.